Veri tabanı teknolojilerinde sık karşılaşılan sorulardan bir tanesidir. Hangi veri tabanını kullanmamız gerekiyor? Ya da hangi durumda hangi veri tabanı gibi? Ya da hangi veri tabanı üzerine uzmanlaşmamı tavsiye edersiniz gibi? O yüzden bu video hazırladım. Bu durum çok göreceli. Durum ve şartlara göre ve sizin düşüncenize göre değişir bu. Hedefinize göre de değişir. Mesela eğer kurumsal bir sektör, kurumsal bir yol üzerinde ilerlemek istiyorsanız burada open source değil, lisanslı ürünleri tercih etmeniz gerekecek. Burada da iki tane temel anlamda güçlü ve güncel veri tabanı teknolojisi var. Bunlar da Oracle ve SQL Server. Çünkü bunların arkasında Microsoft ve Oracle var. Ve lisanslılar, ücretliler. Çalışacağınız kurumsal firmalarda %95'den daha fazla oranda kurumsal olan bu yazılımları, bu veri tabanlarını kullanacaktır. Bu nedenle kurumsal sektörde ilerleyecekseniz bunların ikisinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Burada da bir ayrım daha var. Eğer veri tabanı geliştiricisi olacaksanız hangi programlama dilini kullanıyorsunuz? Tabii hedeflediğiniz sektör, konular da hangi programlama dilini kullanıyor? Mesela Oracle kullananlar genelde Java kullanırlar. Java programlama dilini kullanırlar sistemlerinde. Bunun temellerinin nedeni mesela bankalar. Bankalar Oracle ve Java kullanır. Bunun nedeni Oracle ve Java'nın halen müthiş olması değil. O bankaların altyapılarını geliştiren firmaların döneminde ne C# vardı ne de SQL Server vardı mesela. PostgreSQL de aynı şekilde. Yani bunlar o zaman güçlü olan şeyler değildi. O zaman sektörde tek güçlü olan veri tabanı vardı. Bu da Oracle. Şimdi bu nedenle de dediğim gibi o dönemde sadece Oracle vardı güçlü ve kurumsal destek veren. Bu nedenle firma Oracle tercih etti ve bununla da gene o zamanlar en güçlü kurumsal tarafta güçlü ve altyapısı yani framework tarafı güçlü kurumsal uygulamalar geliştirmeye hazır programlama dili ortamı Java'ydı. Evet, ve bunların ikisi müthiş bir uyum içerisinde sektöre hakim oldu. Şimdi o dönemden beri yani 30 yıldır sektörde bankaların kullandığı ve bu tür büyük kurumların kullanmasının nedeni bu. Ve böyle firmalar da kolay kolay geçiş yapamazlar diğer teknolojilere. Yani çok kritik şeyler olursa ancak geçmek için milyonlarca dolar, birkaç yıl ve ciddi risk alırlar. Aksi halde gerek duymazlar. Milyonlarca dolarlık lisans bedelini her yıl öderler Oracle'a ve böyle devam ederler. Şimdi bu tür firmaları hedefliyorsanız çalışmanız gereken, odaklanmanız gereken alan belli. Mesela SQL Server tarafında da SQL Server aslında 2005 sürümüyle ciddi bir veri tabanı haline geldi. Yani 2005'ten önce 2000 sürümü vardı. Bu onunla ne banka ne de herhangi bir şey yönetilmezdi. Berbat bir ilkeldi çünkü SQL Server yani Microsoft yatırım yapmamıştı SQL Server'a. Sonradan ciddi bir rakip haline geldi. Şu an müthiş. 2017 versiyonuyla birlikte Oracle'la aynı güçteler yani. Ve bu şekilde güçlenmeye devam ediyor. Cloud tarafında vesaire. Peki diğer tarafta ne? Eğer SQL Server kullanacaksanız Microsoft'un cloud çözümleriyle de aynı şekilde güçlü entegrasyon haline gelebilir, kullanılabilir. Ve C# .NET platformuyla %100 uyumlu bir şekilde projeler geliştirilebiliyor. Bu nedenle yeni firmalar ya da daha hızlı hareket edebilen bankaların dışındaki firmalar filan SQL Server'ı rahatlıkla tercih ediyor. Bu arada Türkiye'de danışmanlık verdiğim hem Oracle hem de SQL Server kullanan bankalar da vardı. Şimdi
SQL Server kullananın altyapısı Microsoft. Windows, C# programlama dili, bütün mimari Microsoft ürünleri vesaire. Oracle tarafı ise Linux, Oracle, Java vesaire, bunların kombinasyonu şeklinde devam ediyor. Bu bir genel kategorizasyon gibi düşünülebilir. Hangisini istiyorsanız artık. Ama hani bu benim düşüncem. Ben 2011 yılında Oracle programlama eğitim siti hazırladım. 2013 yılında ileri seviye TSQL programlama kitabı yazdım SQL Server için. Bana soracak olursanız SQL Server Microsoft'un ataklarıyla birlikte çok ciddi hızlı gitti. Ve cloud tarafında da aynı şekilde diğer alanlarda da Oracle'dan daha hızlı gidiyor. Ve Oracle çok yenilikçi bir firma değildir mesela. Yani bunları göz önünde bulundurursanız, tabii lisans bedeli falan farkları da var. SQL Server daha ucuzdur. Bu tür sebeplerden dolayı tercih nedeninizi değiştirmeniz gerekebilir. MySQL'de Sun Microsystem'le birlikte Oracle'a satıldıktan sonra değişti. Yani ben tavsiye etmiyorum o alanda. Yani PostgreSQL varken MySQL'le uğraşmayın bile derim ben. PostgreSQL ise tamamen open source ve ücretsiz, bağımsız. Dünyanın gelişmiş açık kaynaklı veri tabanı yönetim sistemidir. Ve müthiş de güçlüdür. Diğer lisanslıların veri tabanı motoru gücünü kesinlikle alırsınız. MySQL öyle değil. Burada PostgreSQL'i tavsiye ederim. Tabii burada da open source kültüre girmiş oluyorsunuz eğer bu alana girerseniz PostgreSQL'e ya da MySQL'e ya da NoSQL'e. Open source camiasında da yani kurumsaldan ziyade daha startup girişimde büyük firmalar vardır. Çok büyük kurumlar ve firmalar vardır PostgreSQL'i kullanan. Ama onun haricinde bahsettiğim gibi genelde daha atak olan firmalar bu alanlarda çalışır. PostgreSQL gibi open source teknolojilerle çalışırlar. Python, PHP, Golang, Java vesaire, C# falan da olabilir. Ama daha çok open source kültürü içerisindeki teknolojiler kullanılır ve genelde de Linux platformları üzerinde çalıştırılır bunlar. Yani bu tamamen sizin hedefinize bağlı değişen bir durum diyebilirim. SQL Server'a odaklanacaksanız burada Microsoft'un cloud çözümlerine de odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu arada önceden SQL Server sadece Windows üzerinde çalışabilirdi. Microsoft'un hatalı stratejilerinden biriydi. Sonra değiştirildi. Şimdi son iki versiyondur. SQL Server Linux üzerinde de kullanılabiliyor. Yani Oracle gibi platform bağımsız hale geldi ya da diğerleri gibi. O sıkıntı da ortadan kalktı diyebilirim burada.